Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Yapı bilgisiyle ilgili son testi, 12. testi çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler yapısı bakımından özdeş yani aynı değildir demiş. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş. Onu aşamamışım demiş. Bu dursun arkadaşlar. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden ifadesinde. Bakın göz isim köküdür. Lar çoğul eki. Senin gözlerinde sem iyelik ekidir. Den de ayrılma hal eki. Dolayısıyla gözlerinden sözcüğü nedir arkadaşlar? Basit sözcüktür. Sözlerinden ifadesine bakacak olursak söz isim köküdür. Lar çoğul eki, senin sözlerinde sem iyelik ekidir, den de ayrılma hal ekidir. Sözlerinden ifadesi de yapım eki almadığı için basit sözcüktür. İkisi de aynı olduğu için B seçeneğini elemiş olurum. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde, yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde ifadesinde, bakın derin nedir? İsim köküdür. Derinden derinlik olmuş. Şuradaki lik eki yapım ekidir. Senin derinliğin desem iyelik ekidir. D de bulunma hal ekidir. Sözcük bir tane yapım eki aldığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Türemiş sözcük diyoruz. Serinliğinde ifadesine bakacak olursak kelimenin kökü serindir, isim köküdür. Serinden serinlik olmuş. Bakın bu da yapım eki almış. Senin serinliğin desem iyelik ekidir. D de bulunma hal ekidir. Bu da bir tane yapım eki aldığı için türemiş sözcüktür. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti, yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti ifadesinde kıyamet isim köküdür. Buradaki i nedir arkadaşlar? Belirtme hal ekidir. Emanet isim köküdür. Buradaki i de nedir arkadaşlar? Belirtme hal ekidir. Dolayısıyla iki sözcükte yapım eki almadığı için basit sözcüktür. Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar ifadesinde akmak fiil köküdür. Buradaki arkadaşlar ar geniş zamandır. Yakmak fiil köküdür. Ar geniş zamandır. Yapım eki almadığını görüyoruz iki sözcüğün. Dolayısıyla bunlar da nedir? Basit yapılı sözcüklerdir. Şimdi gelelim A seçeneğine. Bakın arkadaşlar burada yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak olmuş. Dolayısıyla bu sözcük isimden fiil yapım eki almıştır. Ma olumsuzluk eki, mış öğrenilen geçmiş zaman eki, ın da birinci tekil şahıs ekidir. Aşamamışım ifadesinde ise aşmak fiil köküdür arkadaşlar. Buradaki a aşamamak yapım eki olarak kullanılmamış. Buradaki a ebilmek sözcüğünün olumsuz kısmıdır. Ma olumsuzluk eki, mış öğrenilen, ın da şahıs ekidir. Ebilmek fiilinin olumsuzu olduğuna göre aşamamışım sözcüğü nedir? Kurallı birleşik fiildir arkadaşlar. Yaşamamışım sözcüğü ise türemiş sözcüktür. Görmüş olduğunuz gibi biri türemiş, diğeri birleşik bir fiil. Farklı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır? İçinizde sözcüğü hem iyelik hem kalma durum eki almıştır. Kalma durum eki nedir arkadaşlar? D-DA ekidir. Bakın içinizde derken D-DA burada kalma durum ekidir. Sizin içiniz dersen buradaki iniz eki de nedir arkadaşlar? Bu da iyelik ekidir. Dolayısıyla hem iyelik hem de kalma durum eki almış. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olurum. Yaşanmadan sözcüğü isimden türemiş bir zarftır diyor arkadaşlar. Yaşanmadan çözülmeyen demiş. Çözülmeyen nedir? Anası mezar dikecekmişten sıfat fiildir. Nasıl çözülmeyen? Yaşanmadan çözülmeyen. Yaşanmadan sözcüğü burada durum zarfı görevindedir. İsimden türemiş bir zarftır demişti. Bakın yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak olmuş. Buradaki A ekide görmüş olduğunuz gibi isimden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla isimden türemiş bir zarftır. Bundan dolayı da B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Benim sözcüklerinin her ikisi ek fiil almıştır diyor. Bu dursun arkadaşlar. Kalmasa sözcüğü fiil çekim eki almıştır diyor. Bakın arkadaşlar kalmak fiil köküdür.
Ma olumsuzluk ekidir. S de burada nedir arkadaşlar? Dilek şart kip ekidir. Dilek şart kip eki aynı zamanda fiil çekim ekidir. Bundan dolayı da D seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kimliğimi sözcüğü hem yapım hem de çekim eki almıştır. Kim soru zamiridir arkadaşlar. Kimden kimlik olmuş. Bakın şuradaki lik eki nedir? İsimden isim yapım ekidir. Benim kimliğim dersem buradaki im eki iyelik ekidir. İ de nedir arkadaşlar? Belirtme hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi hem yapım eki almış hem de iki tane çekim eki almış. Bundan dolayı E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Benim sözcüklerinin her ikisi de ek fiil almıştır diyor arkadaşlar. Bakalım var mı beni içinizde tanıyan ifadesine bakın. Buradaki i eki nedir arkadaşlar? Bu belirtme hal ekidir. Yaşanmadan çözülmeyen sır benim ifadesinde ise buradaki im ek fiildir. Ek fiilin arkadaşlar geniş zaman çekimi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada var fakat burada olmadığı için birincisinde olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok çekim eki almamıştır? Bakalım arkadaşlar gütmek fiil kökü gütmekten güttüğünüz olmuş bu nedir sıfat fiil ekidir yapım ekidir. Bizim güttüğümüz dersem arkadaşlar bu nedir? İyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi bu bir tane almış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Biz diğer seçeneklere de bakalım. Su isim köküdür. Irmakların suyu demiş. Bakın belirtili isim tamlaması yapmış. O yüzden buradaki U eki nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. A da yönelme ya da diğer adıyla yaklaşma hal ekidir. İki tane almış. O yüzden ikiyi elemiş oluruz. Çağlarını kelimesini baktığımda çağ isim köküdür. Lar burada nedir? Çoğul ekidir. Çağları dediğimde onların çağları olsa arkadaşlar bu ı iyelik ekidir. Buradaki ikinci ı da belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. İki tane çekim eki aldığı görülmektedir. O yüzden biz üçü de elemiş oluruz. Yaşarız kelimesinde yaş isim köküdür. Bakın buradaki ar geniş zaman ekidir. Iz da nedir arkadaşlar? Biz yaşarızsa birinci çoğul şahıs ekidir. Dolayısıyla bu da iki tane çekim eki almıştır. Dördü delemiş oluruz. Ömrümüzün ifadesinde kelimenin kökü ömürdür. İsim köküdür. Bizim ömrümüz desem ümüz eki burada iyelik ekidir. Ömrümüzün demiş arkadaşlar. Ömrümüzün sonu desem ün nedir burada? Hatta ömrümüzün çağları oluyor. Bakın belirtili isim tamlaması koruyor. Ün de burada birinci sözcük olduğu için tamlayan ekidir. O yüzden bu da iki tane çekim eki almıştır. Bunu da elemiş oluruz. Geçiyoruz dördüncü soruya. Bu dizelerde numaralanmış sözcük ya da sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Birinci hem iyelik hem de yönelme hal eki almış bir isimdir diyor. Bakalım yüreğimi ifadesine bakıyoruz arkadaşlar. Benim yüreğim desem buradaki im eki nedir? Bu iyelik ekidir. Buradaki e de arkadaşlar yönelme hal ekidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci hem yapım eki hem de çekim eki almış türemiş bir fiildir demiş. Yattın kelimesine bakıyoruz. Bu bir dursun arkadaşlar. Üçüncü sözcük iki sözcüğün birleşmesi sırasında ünlü aşınmasına uğramış birleşik bir zarftır demiş. Nasıl edem ifadesinde etmek fiil. Arkadaşlar nasıl sözcüğü nedir burada? Soru zarfıdır. Zarf olduğu doğrudur. Peki nasıl sözcüğü birleşik bir sözcük müdür? Arkadaşlar ben bunu ne asıl şeklinde yazsam görmüş olduğunuz gibi E ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Yani ünlü aşınması var, ünlü düşmesi var. Bundan dolayı da bu birleşik bir sözcüktür. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü, yeterlik fiilinin olumsuzu olduğu için yapısı bakımından birleşik bir fiildir. Yeterlik fiili neydi? E bilmek sözcüğüydü. Olumsuzunda bil kısmı düşerdi. Hatırlayın. Bilemedim ifadesinde bakın buradaki e eki nedir arkadaşlar?
yeterlik fiilinin olumsuzudur ve birleşik bir fiildir. Kurallı birleşik fiil oluşturur. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci isimli sıfatın yer değiştirip ismi iyelik eki getirilmesiyle oluşturulmuş sıfat öbeğidir diyor. Bakalım teli kırık keman demiş. Keman isim. Şimdi bu eskiden arkadaşlar şu şekildeymiş. Kırık tel, sıfatla isim yer değiştirmiş, teli kırık olmuş. Buradaki iyi nedir arkadaşlar? İyelik ekidir ve iki sözcüğü birlikte okuttuğu için biz buna ne diyoruz? Kurallı birleşik sıfat diyoruz. Yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik arkadaşlar. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi gelelim B seçeneğine. İkinci hem yapım hem de çekim eki almış, türemiş bir fiildir demişti. Neydi kelime? Yattın kelimesi. Arkadaşlar ben bunu şu şekilde eklerine ayırabilirim. Yakmak fiil köküdür. T nedir burada? Görülen geçmiş zaman kipekidir. N nedir arkadaşlar? Sen yaktın desem ikinci tekil şahıs ekidir. Bakın bu sözcük çekim eki almış mı? İki tane çekim eki almış. Peki yapım eki almış mı? Arkadaşlar hiç yapım eki almamış. O yüzden türemiş değildir bu. Basittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur demiş. Zamirlere yapım eki getirilerek sıfat, zarf, isim veya fiil türünde sözcükler türetilebilir. Bakalım, kimliğini evde unuttuğu için yarı yoldan dönmek zorunda kaldı ifadesinde kim? Soru zamiridir. Kimden kimlik olmuş arkadaşlar? Dolayısıyla zamirden isim olduğunu görüyoruz. Bunun için A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Bencil insanlarla derken ben yine kişi zamiridir. Benden bencil olmuş yani zamirden isim yapım eki almış. İnsan isim nasıl insan? Bencil insan. Bakın arkadaşlar zamir türemiş ve niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sensiz geçen günlerin derken geçen, an, en, sıfat fiil eki almış. Bu nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Sen, kişi zamiridir. Senden sensiz olmuş. Sözcük zamirken, zamirden isim yapım eki almış. Nasıl geçen desem, sensiz geçen olur. Dolayısıyla sensiz sözcüğü de burada fiilimsi belirttiği için arkadaşlar durum zarfıdır. O yüzden C seçeneğini de demiş olurum. Tanzimat sanatçıları romanlarında genellikle romantizmi benimsemiştir ifadesinde ben kişi zamiridir. Benden benimsemek olmuş. Zamirden arkadaşlar fiil olduğunu görüyoruz sözcüğün. Dolayısıyla bu da yukarıdaki açıklamaya uygundur. Bunu da demiş oluruz. Daha önce onun da bu konularda benzer fikirler ortaya koyduğunu duydum ifadesinde onun sözcüğü kişi zamiridir arkadaşlar. Fakat herhangi bir türemeye uğramadığını görüyoruz. Basit yapılıdır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerin hangisi fiilden isim yapım eki almamıştır diyor. Dönemlerde kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü dönmek fiil köküdür. Dönmekten dönem olmuş yani fiilden isim yapım eki almış. O yüzden bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Değerlerden kelimesinde kelimenin kökü değmektir, fiil köküdür. Değmekten değer olmuş arkadaşlar bu da. Fiilden isim yapım eki almıştır. O yüzden 2 ile elemiş oluruz. Biçimde kelimesine bakacak olursak biçmek fiil köküdür. Biçmekten biçim olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Biz bunu da elemiş oluruz. Değişimden sözcüğüne bakacak olursak değmek fiil köküdür. Değmekten değişmek, değişmekten değişim olmuş. Arkadaşlar neticede sözcük ikinci halinde de fiilden isim yapım eki almıştır. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gözlenir kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü gözdür. Yani isim köküdür. Gözden gözlemek olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Gözlemekten de gözlenmek olmuş. Yani fiilden fiil yapım eki almıştır. Fiilden isim yapım eki almadığı için
Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümlede numaralandırılmış sözcüklerin hangisi birden çok yapım eki almamıştır diyor. Yazarlık kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü yazmaktır, fiil köküdür. Yazmaktan yazar, yazardan yazarlık olmuş. İki tane almış. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yaşam kelimesine bakacak olursak yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşam olmuş. Bakın bu da iki tane almış. Bunu da elemiş oluruz. Görüşlerinin ifadesinde kelimenin kökü görmektir, fiil köküdür. Görmekten görüş olmuş. Nedir bu? Fiilden isim, yapım ekidir. Lar çoğul ekidir. Onların görüşleri desem arkadaşlar buradaki iyi, iyilik ekidir. İn de nedir? Görüşlerinin haklılığı olduğu için birinci sözcük durumuna düşüyor. Bu da tamlayan ekidir. Bakın arkadaşlar bir tane yapım eki almış bu sözcük. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Hak isim köküdür. Haktan haklı, haklıdan haklılık olmuş. İki tane yapım eki almış. İspat isim köküdür. İspattan ispatlamak, ispatlamaktan da ispatlama olmuş. Bu isim fiil ekidir. Dolayısıyla iki tane yapım eki almıştır. O yüzden biz 5'i de elemiş oluruz arkadaşlar. 8. soru. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Çıkmıştır ifadesinde çıkmak fiil köküdür. Mış öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Tır nedir arkadaşlar? Bu da bildirme ekidir. Bakın bu sözcük arkadaşlar yapım eki almamış, çekim eki aldığı için sadece bu sözcük basittir. Anılarında kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü anmaktır, fiil köküdür. Anmaktan anı olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcükte yapım eki almış olduğu için türemiştir. Sürgünde kelimesinde sürmek fiil köküdür. Sürmekten sürgün olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de türemiştir. Verimsiz kelimesinde kelimenin kökü vermektir. Fiil köküdür. Vermekten verim, verimden verimsiz olmuş. Arkadaşlar iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla yapım eki aldığı için bu sözcük de nedir? Türemiş sözcüktür. Dönüştürdüğü kelimesine bakacak olursak dönmek fiil köküdür. Dönmekten dönüş, dönüşten dönüştürmek, dönüştürmekten dönüştürdüğü olmuş. 1, 2, 3 tane arkadaşlar yapım eki almış. Yapım eki aldığı için bu sözcükte nedir yine? Türemiştir. Bakın 2, 3, 4 ve 5 numaralı sözcükler türemiş ama 1 numaralı sözcük türemediği için yani yapım eki almadığı için basittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Toplumsal ifadesinde kelimenin kökü toptur, isim kökündedir. Toptan toplum, toplumdan toplumsal olmuş. İki tane yapım eki aldığı için toplumsal sözcüğü nedir arkadaşlar? Türemiş sözcüktür. Baş kaldırı, baş ve kaldırmak sözcüklerinin birleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sözcük de birleşik sözcüktür. Özden özgür, özgürden özgürlük olmuş. İki tane arkadaşlar yapım eki aldığı için öz kelimesi bu da yine nedir? Türemiştir. Gelenek sözcüğünde gelmek fiil köküdür. Gelmekten gelen, gelenden gelenek olmuş. Bakın bu da yine iki tane yapım eki almış. İki tane yapım eki aldığı için bu sözcük de türemiştir. Anlayış kelimesinde an isim köküdür. Andan anlamak, anlamaktan anlayış olmuş. Bu da iki tane yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de nedir? Türemiştir. Farklı olanı sormuştu arkadaşlar. İki numaralı sözcük, baş kaldırı sözcüğü, birleşik sözcük, diğerleri türemiş sözcük olduğu için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi birden çok yapım eki almamıştır? Anlamlıdır kelimesinde kelimenin kökü andır, isim kökündedir. Andan anlamak, anlamaktan anlam, anlamdan anlamlı olmuş. Arkadaşlar 3 tane
yapım eki aldığını görüyoruz. Yazarlık kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü yazmaktır, fiil köküdür. Yazmaktan yazar, yazardan yazarlık olmuş. Bu da iki tane yapım eki almış. Yayımlamış kelimesinde kelimenin kökü yaymaktır, fiil köküdür. Yaymaktan yayım, yayımdan yayımlamak olmuş. Bu da iki tane arkadaşlar yapım eki almış. Birikimiyle sözcüğünde kelimenin kökü birdir, isim köküdür. Birden birikmek, birikmekten birikim olmuş. Bu da yine iki tane yapım eki almış. Başarmıştır kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü baştır, isim köküdür. Baştan başarmak olmuş arkadaşlar. Mış burada nedir? Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Tır da arkadaşlar bildirme ekidir. Bakın bir tane yapım eki almış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 12. soruya. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Hesaplaşma kelimesinde kelimenin kökü hesaptır, isim kökündedir. Hesaptan hesaplaşmak, hesaplaşmaktan hesaplaşma olmuş, isim fiil eki almış. Dolayısıyla iki tane yapım eki aldığı için hesaplaşma sözcüğü nedir? Türemiştir. Yüz isim köküdür. Yüzden yüzleşmek, yüzleşmekten yüzleşme olmuş. Yine bu da isim fiil eki almış. Dolayısıyla bunun da iki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sözcük de yapım eki aldığı için türemiştir. Elverişli sözcü el ve vermek fiiline birleşerek ne olmuş arkadaşlar? Birleşik sözcüğü oluşturmuştur. Duymak fiil köküdür. Duymaktan duygu olmuş. Bir tane yapım eki almış. Dolayısıyla yapım eki aldığı için bu sözcük de türemiştir. Barındırır ifadesinde barınmak fiil köküdür. Barınmaktan barındırmak olmuş arkadaşlar. Bir tane yapım eki almış. Yapım eki aldığı için bu sözcük de türemiştir. Farklı olanı sormuştu. Elverişli sözcüğü birleşik sözcük olduğundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.